Artık İzmir'i gezmeye başlıyoruz yavaş yavaş ve bugün İzmir'de hep gitmek istediğim, merak ettiğim bir bölgeye gidiyoruz. Umurbey Mahallesi'ne, eski adıyla Darağaç Mahallesi'ne. Çok ilginç bir konusu var açıkçası bu videonun bence. Öncelikle şu an yoldayım, ilk kez gidiyorum ben de. Bisiklet aldım çünkü hava çok sıcak ve çok daha hızlı gitmemi sağlayacağını düşünüyorum. İzban'dan Alsancak'a geldim. Alsancak Gar'dan çıktım ve şu an onun arkasındaki stadyumun oradaki caddeden devam ediyorum. Buradan hem tramvay geçiyor hem otobüs geçiyor. Sanırım daha yakın bir noktaya daha kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi bisikletle bir 5 dakikalık yolumuz var sanırım. Gidince orada konuşuruz. Evet. Şimdi yavaş yavaş yaklaşıyoruz mahalleye doğru. Hala yol üstündeyim. Bu zamana kadar pandemi döneminde sergi, konser, tiyatro, her şeyden uzak kaldığımız bir dönemdeyiz ama kendi şehrimizi tanımamızın zaten geçen hafta önemli olduğunu vurgulamıştım. Bu hafta da o yüzden kendim de bayağıdır merak ettiğim bir girişimi, bir projeyi bugün de görme fırsatı bulacağım sizin sayenizde. Birazdan varmak üzereyiz. Son 2-3 dakika kaldı. Bakalım neler göreceğiz orada. Ben de heyecanlıyım ama hava çok sıcak. Şu an 40 derece. Neyse, hayatta kalacağım. Devam ediyorum. Benim çok merak ettiğim ve görmek istediğim bir bölgeydi açıkçası. İzmir için çok değerli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ve gelmek çok kolaymış bu arada. Alsancak Gar'dan çıktım ve bir 5 dakika içinde, bisikletle hatta 3 dakika içinde bile diyebilirim, şu an bulunduğumuz noktaya geldim. Yani ulaşım açısından gerçekten çok rahattı. Galiba hava da çok sıcak olduğu için etrafta hiç kimse yok. Bir pazar günü de yalnız başıma burada video çekebilmiş olacağım. O da benim için keyifli olacak. Bence yavaş yavaş gezmeye başlayalım. Gezerken de ben size nasıl bir proje olduğundan bahsedeyim en iyisi. Öncelikle Darağaç'tan biraz bahsetmek istiyorum. Aslında daha doğru bilgi vermek için direkt web sitelerinde yazdıklarını da okumak istiyorum size. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum açıkçası. Bir kere öncelikle çok muazzam bir web sitesi, yani çok muazzam bir web sitesi var. Aynı zamanda orada sanal tur olarak da burayı görebiliyorsunuz. Sokakları tek tek gezebiliyorsunuz. Eserleri kimin yaptığını görebiliyorsunuz. Şimdi önce bir ne olduğundan bahsedeyim Darağaç'ın. Darağaç, İzmir Umurbey Mahallesi içinde Keramacı Gütmeyen bir sanat kolektifi ve yeni iletişim stratejilerinin deneyimlendiği bir açık alandır. Burası aslında bir mahalle, geçmişte endüstriyel bir bölge olarak kullanılan, günümüzde de küçük sanayi bölgesi ve sanatçı atölyelerini barındıran bir yerleşime sahip burası, statüsünde de yazdığı üzere. Mahalleye gidip gelen, orada yaşayan ve üreten sanatçıların arasındaki yoğun diyalog ve tartışma ortamıyla gelişip olgunlaşmış bir sergiler bütünün adıdır. Aslında yani her yıl sanırım bir sergi etkinlik düzenleniyor. Ve şu anda da daha sonrasında yani yapılan çalışmalar, tüm bu eserler, genel olarak resim, fotoğraf, heykel, yerleştirme, video ve performans gibi alanlarda
disiplinler arası işler sergilenmekte ve ev sahipliği yapılmaktadır diyor. Yani bu tarz işleri de sonrasında burada mahallenin içinde kalıyor. Ve aslında Daracı'nın temel hedefi İzmir'de henüz olgunlaşmamış galerilerden, yeni açılan sanatçı atölyelerinden ve sergilenecek mekanların eksikliklerinden dolayı genç sanatçıların işlerini gösterebilecekleri bir alan veya ortak bir söyleme dönüşmektedir diyorlar. Gerçekten çok güzel bir girişim bence. Ben ilk kez geliyorum dediğim gibi. Daha yeni girdim şu an mahalleye. Ve yeni bir iki şey gördüm sadece ve şimdiden çok etkilendim. Birlikte gezelim böyle. Daha neler göreceğiz kim bilir. Umarım siz de beğenirsiniz. Geldiğim andan beri buraya bayıldım ve böyle gerçekten ağzım açık bir şekilde izliyorum yani etrafı ve böyle sakin sakin gezinmeye çalışıyorum. Bir araç durdu önümde bisikletle geçerken ve yardıma ihtiyacım olup olmadığını sordular. Bu sayede de Ali Cem Bey'le tanışmış oldum ve Daraç ekibinden kendisi. Ona sorular soracağım. Hem de birlikte daha güzel bir şekilde öğrenmiş oluruz bu projeyi. Şimdi ona kabul ettiği için çok teşekkür ederim. Şimdi biraz sözü ona bırakıyorum. Şimdi hikaye nasıl başladı aslında en başta onu anlatayım. Mahalleye taşındı birkaç arkadaşımız. Biz de zaten birbirini uzun yıllardır tanıyan bir arkadaş grubuyuz, öyle söyleyeyim. Daha önce de beraber yaptığımız sergiler olmuştu. Bir arkadaşımız mahalleye taşındı. Biz onu ziyaret etmeye başladık. Sonra başka bir arkadaşımız daha burada atölye tuttu. İlk etapta 6 yıl önce buraya taşınan sanatçıların ilk motivasyonu aslında bu mahalledeki ev kiralarının ucuz olmasıyla alakalıydı. Ucuz bir fiyata hem yaşayıp hem üretip hem de böyle takılabiliyorduk. Yani öyle bir mekandı burası. Sonra işte biz burada yaşamaya başladık. Kimimiz burada sürekli 7-24 yaşıyordu. Kimimiz sadece atölye olarak kullanıyordu burayı. Bir yandan da işte bu mahalleliyle bir diyalog başladı. Mahalledeki ustalarla, yerellerle böyle bir komşuluk ilişkileri aslında ilk adımları atılmaya başlandı ve bu diyalog ilerledi. Çok organik bir biçimde ilerledi. Bizim daha önceden işte yok sokaklarda sergi yapalım, mahalleyi dönüştürelim. Yani böyle bir niyetimiz yoktu. Bizim gerçekten temel motivasyonumuz burada yaşayabileceğimiz ucuz bir yer, üretebileceğimiz bir yer. İzmir'in merkezine çok uzak olmayan, daha merkeze yakın şu an aslında bulunduğumuz yer. Öyle bir yer arıyorduk yani. O şekilde biz tuttuk atölyeleri ve yaşamaya başladık o şekilde. Mahalleliyle olan bu iletişimimiz arttıkça artık böyle bir komşu olmuş olduk yani. Yani akraba gibi olmuş olduk aslında. İlk sergi yapma fikri, hani sokakta sergi yapma fikri aslında onlardan geldi. Bizden gelen bir girişim değildi bu yani. Onlar dediler hadi o zaman koyun eserlerinizi, ne diyorsanız artık siz onlara, işte resimlerinizi sokakta da koyun biz de görelim dediler yani. Onun üzerine biz 6 sene önce işte ilk sergi yaptık. Bir günlük süren bir sergiydi. Bir gün sürdü o sergi. İşte bazı işler sokaklara kondu. Ertesi gün kaldırıldı. Kısa süre sonra mahalleliden şey tepkisi geldi. Hadi devam edin. Niye koymuyorsunuz? Niye kaldırdınız işleri? Yok mu başka şey hani falan filan. İnsanların gidip geldiğini gördüler çünkü mahalle etkinliklerle beraber mahallenin ritminde bir değişiklik oldu. İzmir'de böyle neler oluyor, neler bitiyor diye merak eden insanlar duyan geldi yani kısacası. Ve biz tabii mahallede yaşamaya devam ettik ondan sonra. Yeni fikirler akla geldi. Baktık ki güzel tepkiler alıyoruz. Onun üzerine ikincisi yapıldı. Onun üzerine üçüncüsü yapıldı falan filan derken artık mezun noktadan sonra sadece yıllık sergiler değil de yıl içerisinde en az 4-5 tane farklı etkinliğin olduğu ama bir tane de ana temel etkinliğin olduğu yıl sonu sergisi işte. Böyle bir etkinlikler serisi halini aldı ve hani mahalleyi gezdiğinde o gördüğün duvar resimleri, işte heykeller sağda solda gördüğün, aslında bunların hepsi, gördüğün bütün bu işler 6 senede toplanmış olan işler bunlar yani. Kimi işler vardı mesela sokaklarda artık miadını doldurdu ya, yağmurdan, çamurdan, işte rüzgardan dolayı parçalandı, atıldı, gitti, soldu. Yani öyle şeyler de olabiliyor mahallede mesela. Mahallede yani şey gibi, arada böyle muhabbetini yapıyoruz bizimkilerle. Yani nasıl arkeoloji dediğinde mesela ilk aklımıza gelen bir toprak parçasını kazıp onun içerisinden bir şeyler çıkartmaktı. Yani çok böyle temel, motomot şekilde söylüyorum. Bizde de bu arkeolojinin daha böyle dikey olanı var, öyle söyleyeceğim. Duvarları kazıdıkça
Her duvarın altında başka bir duvar resmi görebiliyorsunuz artık. Mahalle öyle bir şeye dönmeye başladı. Şu anda günümüzde 15'ten fazla sanatçı yaşıyor burada. Kimisi 7-24 yaşıyor, kimisi atölye olarak kullanıyor. Arada gidip gelenler var. Öyle yani artık şu şeyden sonra, 6 yıldan sonra yani mahallede yaşayan sanatçı değil de biz mahallede yaşayan okey sanatçılarız. Bu mahallede sanatçılar yaşıyor. Ama şey durumu yok yani hani sanatçılar, yereller, işte esnaflar değil artık. Buradaki sanatçılar da bu mahallenin bir nevi yereli oldular artık. Burası bir komün değil, burası bir mahalle aslında. Yani komşuluk ilişkilerinin deneyimlendiği bir yer. Ve mahallede olan biten bu sergiler, sergilerin fikir aşaması, sergilerin kurulum aşaması, toplanması, insanla gelen konuklarla ilgilenilmesinden tut, bunların hepsi sadece mahallenin sanatçıları tarafından yapılmıyor. Mahallenin esnafı da sergiye gelen konukları, sergiyi gezdiriyorlar mesela. Ve bunların çoğu plansız gerçekleşiyor. Hani biz demiyoruz ki mahalleye gezdirir misin abi demiyoruz. Alıyorlar arkalarına 3-5 tane mahalleye gelmiş olan kişi. Mahalleye gezdiriyorlar diyorlar. Burada iş var diyor, burada iş var diyor. Bunu Hasan Usta yapıyor mesela, boyacı Hasan Usta. Hani herhangi bir sanat eğitimi almamış, öyle bir background'ı olmayan, daha çok işte sanayide yetişmiş, sanayi yıllardır kaporta boyama işi yapan bir usta. Yani onun sanatla bir alakası olmayabilir diye düşünüyor insan ilk etapta. Fakat çalıştığı yer bu mekan olduğu için buradaki mekandaki değişimi de görebiliyor. Ve bu mekanı birilerine, bu mahalleyi gelen insanlara gezdirebilecek konuda yani şu anda. Onu yapabiliyor yani. Mahalle muhtarımız var, Fatma teyze, hemen şu iki sokakta. Çok uzun yıllardır burada muhtarlık yapan birisi. Aynı zamanda Daracın'da yerlerinden yani burada doğmuş. Şurada az ileride bir evde doğmuş hatta. Bizim onunla iletişimimiz çok iyi yani. Biz ona Fatma anne diyoruz. O da bize torunlarım diye sever bizi. Biz buraya taşındığımızda hiç böyle bir sıkıntı yaşamadık. Çünkü şanslıydık, böyle güzel insanlar vardı. Böyle güzel komşularımız var çevremizde yani. Aslında öyle bir şans var. Ama bu şey anlamına da gelmesin. Yani mahallede her şey böyle inanılmaz bir uyum içerisinde, inanılmaz bir harmoni içerisinde ilerlemiyor. Her mahallede olduğu gibi bu mahallede de birbirini sevmeyen insanlar var, rekabet halinde olan insanlar var. Bu da anlaşılabilir bir şey. Bu da bir mahallenin doğal ritmi. Çünkü aynı zamanda bir mahalle toplumun da bir mikrokozmosudur yani, ufak halidir. O yüzden bu da okey aslında.